Hocam şimdi bu bölümde kitap okuma, roman okuma, irdeleme üzerine biraz konuşalım diyorum. Şimdi şöyle bir şey var, biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bu bizim başımıza gelen bir olay. Şimdi insancıldan ayrılan arkadaşlar olsun ya da şu an halen faal olanlar olsun, ayrılanların biri de benim mesela. Okuma gruplarımız var dışarıda. Evet, duyuyorum. Kitap, duyuyorsunuzdur muhtemelen. Şimdi o gruplarda çeşitli insanlar geliyor. Eş, dost, önce bir duyuluyor, sonra o onu tanıdı, bunu derken bir toplaşmalar oluyor. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi kitabı irdelerken biz sizden öğrendiğimiz yöntemle, yani ögeleri ayrıştırma yöntemi. Biz ona öğrendik, ona göre ayrıştırmak istiyoruz, ona göre irdelemek istiyoruz kitapları. Fakat dışarıdan gelen arkadaşlarla bu konuda çatışıyoruz. Grupları terk edenler var. Böyle kitap irdeledim, ne demek islek, ne demek nesnelerin birliği? Ya ne gerek var örgeye? İşte anlatmış, özet veriyorlar. Ya da ne bileyim, kendi kafasına göre bir yorumlar yapıyor, bir çıkarımlar bulunuyor. Biz bu konuda ciddi mücadele veriyoruz. Ben bunu diğer okuma gruptaki arkadaşlarda da duydum. Taviz vermeden devam etmeye çalışıyoruz ama böyle de bir sıkıntı var. Şimdi, burada sizin böyle bir estetik kalkışma, roman, öykü nasıl yazılmalı, nasıl okumalı diye 948 sayfa yanlış hatırlamadımsa bir kitabınız var. Evet. Biz bunu takip ediyoruz. Bunu öneriyoruz. Birkaç arkadaşımız aldı. Bunun üzerinden irdelemeleri yapmaya çalışıyoruz. Ama şunu şöyle söyleyeyim. İnsancı da gelmediği halde bizim irdeleme yöntemimizi benimseyip devam eden epey arkadaşımız oldu. Evet. Hatta bir grubumuz var. Adı Kalkışma. Orada da ben anlatıyorum izlek nedir, nesnenin birliği nedir ve bu kitaptan takip ediyorum. Hepsi de aldılar. Atölyedeki arkadaşlarımız da yine bu irdeleme yöntemiyle Türk romanlarındaki estetik kalkışmaları irdelediler. Sizin evet. Editörlüğünüzde 1, 2, 3. Şimdi buradan gelerek siz bize ya da hani zaten bu YouTube kanalımızın amacı da yolu insancıla düşmemiş, insancılı bilmeyen insanlara, kişilere, edebiyat severlere ulaşmak. Onları da göz önüne alarak, en çok da onları göz önüne alarak, çünkü insancılı bilen bilir zaten. Neler anlatmak istersiniz? Bu niye biz bunu yapıyoruz? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Edebiyat Fakültesi'nde geçmiş yıllarda Devrim Taşlı Anımsar, kitap okumak, anlamak üstüne benden bir konferans verdiler. Galiba 3 saat falan sürdü bu konferans. Şimdi bu konuda şunu söyleyeyim size. 1980 sonrası işkenceci olan bir kişi yine söyleşi yapıyorlar popüler bir gazetede. Bu kişi ben diyor dinlenmek için Beethoven'u dinlerdim diyor. Şimdi ben söyleşiyi okudum. Buraya gelince durdum ben. Bir daha okudum. Oraya kadar geldim. Beethoven'u dinliyorum. Dinlenme sırasında Beethoven'un 5. senfonisini, 9. senfoniyi dinliyorum. Oysa benim inancıma göre 9. senfoniyi dinleyen, anlayan insanlar çoğunlukta olsaydı diyor derdim, dünyada savaş olmazdı. Peki bu nasıl oluyor şimdi dedim ben. Kendi kendime sordum. Vapurla giderken bu oldu. Çınarcık'a gidiyorum. Esenköy'e gideceğim. Bütün günüm mahvoldu. Şimdi bir, bu adam doğru mu söylüyor? İki, doğru söylüyorsa Beethoven'ın eserlerinin insanı insanlaştırıcı hiçbir yanı yok mu? Yoksa bu niye yazılıyor? Şimdi Marx der ki kaba insanla duyarlı insan farklıdırlar. Birinin kulağında kulağı müziği anlamaz, onu gürültü diye görür. Öbürü kulağa yatkın müziği alır. Yahut da tat bile değişiktir. Kaba insanın tadıyla estetik insanın tadı başkadır. Şimdi böyle bir şey var. Şimdi ben bunun üstüne epey düşündüm ve tartıştık bunları biz. Bir türlü işin içinden çıkamadık. Dedik ki bu adam bunu anlamıyor. Anlamıyor ya da doğru söylemiyor dedik. Fakat daha sonra
Lucas'ın estetiği Türkiye'ye çevrilince orada bir sorunla karşılaştık biz. Orada iki tane kavram var. Okuma, anlama konusunda iki kavram var Lucas'ın. Birincisi günlük insan. Günlük insan kesinlikle ne Batı cephesinde bir şey yok kitabı romanını anlar, ne Tolstoy'un Savaş ve Barış'ını anlar. Savaşmaya devam eder. Her türlü halkı yer, her türlü şey yapar günlük insan. Günlük insan duyarlılığı gelişmemiş, bilinci gelişmemiş insandır. Şimdi bir sanat eserini anlayabilmek için Lucas'ın dediğine katılıyorum. Nesneye yönelik bir insan olmanız gerekiyor. Yani gene şeye gerek, yaratıcılığa yönelik bir insan olmanız gerekiyor. Ancak yaratıcılığa yönelik bir insan Tolstoy'un Savaş ve Barış'ını anlar. Hmm. Anlar diyorum ben. Okumaz anlar. Sizin sorun, sizin çektiğiniz sorunun bin katını ben çektim. Şimdi şey de şimdi bu olay, yani şu nesnelerin birliği, çatışmalar, örge, izlek, bunlar yapıtın teknik yanını bize bildiriyor. Bu teknik yanın insani yönünün anlaşılabilmesi için o insanın bu işten önce bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Bunu yapmanız gerekiyor bence. Evet. Toplumsal çözümlemede çok zorlanıyoruz mesela. Zor olur. Çok, o kısım çok zor oluyor. Hani nesnelerin birliği bir şekilde tabii. oluyor da toplumsal çözümleme kısmında, izlekte özellikle çok zorlanıyoruz. O anlayamamak da kaynaklı. Evet, evet, evet. O şeye bağlı. Bakın der şey, şu kitabı, Ayşe'yi. Büyüğünü mü? Hangisini hocam? Öbürünü mü? Onu bak, neden? Burada bir konu vardır çünkü bak, neden bu şey var? Şimdi mesela bir günlük insan mutludur. Onun mutluluk anlayışı, eğlence, sıkıntısız bir yaşamdır. Arada sırada mutluluğu bozulabilir ama önemli değildir o. Rahattır. Yanılmaz, çok şey bilir, bildiğine inanır. Nesnelenen insan ise günlük insanın tam karşısındadır. Huzursuzdur. Bilindeki kavramlar içeriklerini gözden geçirir. Şimdi hocam pardon, bu kendinde insan kavramıyla örtüşüyor mu? Tabii, felsefe yakın mı bunlar? Tabii, yani tabii, o anlama mı geliyor? Kendi için insan, kendinde için insan. Bu onu mu tabii, şu anda? Tabii. O zaman işte sen kendin için, yani başka bir şey için değil, kendin için yapıyorsun. Aslında bir kutunun içinde yaşıyor. He? Aslında bir kutu içinde yaşıyor kendine evet. insan, değil mi? Evet. Yani zorluk o yapıtın, yani bizdeki bir de şu var. Ben 10 tane, 11 tane yapı sapladım faşizme karşı. Ve iddia ediyorum ki ben okunmadım Türkiye'de. İyi okunmadılar. Yani mesela Adalet şeyin Kara Osmanoğlu'nun Panorama adlı romanı. Faşizmin yani faşizmi anlatmaktan çok faşizmin dayanaklarını gösteriyor. Yani Türkiye halkı aslında faşizm dayanakları olan bir halktır. Her an bir şey olabilir bu ülkede. Yani faşizm iklime uygun diyorsunuz. Tam. Yani bunun için Türkiye'de bir Hitler, bir Franco, bir Mussolini gerekmiyor. Biz yeteriz. Yok. Hazırdır. İşaretler çekil. Evet. Sivas öyle oldu. Değil mi? Kahramanmaraş öyle oldu. 1 Mayıs öyle oldu. Şimdi böyle bir toplumda bizim aydınlanmacılar olarak faşizmin odaklarını da kırmamız, oraya karşı kavga vermemiz gerekiyor. Bu kavga verilmedi. Solun en büyük hatası işi politik ve ekonomi dışına çıkaramadılar yani. Hocam o kitaptan, gerçi bu kitaba girmeyeceğiz, daha hani gireceğiz diyorum ama bayağı da bir içinden bir şeyler aldık.
Çok benim hoşuma, yani benim yani yaş grubu olarak benim ilk defa duyduğum bir şey oldu. Marksistlere, realistlere en büyük eleştiri burada şeye, felsefeye ve estetiğe önem vermedikleri, evet, bütün mücadeleyi politik alana o kaydırmakla şey yapıyorsunuz. O yanlış halen devam ediyor. Hala devam ediyor değil mi? Aynen bu aymazlık. Hani bir sol yazar hep öyle yazıyor ki, ya politik yazılar yazıyor ya ekonomik yazılar yazıyor. Peki kardeşim, bu ülkede bu ülkenin felsefe inançları niye gündeme geldi? Niye onlarla mücadele etmiyorsun? Yani bu halkın her şeye karşın, kendisine karşıt olan bir ideolojiyi oyla iş başına getirmesi seni rahatsız etmiyor mu ya? Hocam, bizim okuma gruplarında da, yani bilmiyorum diğer gruplarda, benim grubumda da mesela faal olarak parti işlerine çalışan sosyalist arkadaşlarımız var. Mesela çakışıyor bazen bizim toplantılarımız. Önce orayı tercih ediyorlar. Parti çalışmasını tercih ediyorlar. Bu entelektüel çalışmaya katılmıyorlar. Onlar için bir spor şeyi gibi. Tabii o gereksiz görür. Gereksiz görüyorlar. Çok ilginç. Zar zor öykü yazdırıyoruz. Yazdılar mı? Güzel yazıyorlar aslında. Biraz önemse yani, aklı da, altyapıları da var ama nedense öyle bir bakış açısı var. Niye yani, neden sol bu anlamda böyle bir tercihte o yana veriyor? Entelektüel, işte, okuma. Bir bilinç durumu. O kapitalizmin etkisine girmiş o. Ondan çıkamıyor. Bilmiyor. Çıkmadığını da bilmiyor. Ya da sizin bize insancılığa sık sık sözünü ettiğiniz küçük burjuva bilinci olabilir mi? Evet. Küçük burjuva bilinci. Çok tehlikeli. Biraz ondan söz ederim. Tabii. Şimdi küçük burjuva... Bu bir sınıf mıdır? Bilinç şekli midir? Nedir? Bir bilinç şeklidir ve bir sınıftır tabii. Bilinç şekli şudur, yani küçük burjuva küçük işler yapar, esnaftır bunlar. Dolayısıyla bu günlük hep kazanca bakar, yani ne kadar girdi, ne kadar para girdi kasaya, ne kadar çıktı kasaya. Bu bilinç işçi sınıfına da getirilmiş, işçi sınıfı da grevle para kazanmak istiyor. Yani işçi sınıfının bilinci proleter bilinç değil, küçük burjuva bilinç. Evet. SEKA'yı teslim ettiler mesela. Önce kapadılar kapıları. Paraları ödenince bıraktılar. Lenin söyler, bir kapik uğruna satıyorsun der. Evet. Küçük bu yuva oynaktır. Yani şeyden, içi sınırdan yana da olur. Kuvvetliyse de cami, şimdi camileri doldurur. Şimdi dolduruyor. Tayyip Bey'si camileri boşaltır. Evet. Çok doğru, evet. Bizim atölyede siz çok çıkarını kollar. Küçük burjuva. Çıkarını kollar. Ve tabii en tehlikelisi de küçük burjuvanın sosyalist laflar etmesi. Lenin Aprilik Kritizm kitabında bunlarla uğraşır. Koca koca adamlar Marksizm'in bilgi kuramını yok etmek için olmadık laflar söylerler. Bu içimizdeki oblomovları temizleyeceğiz. Buna bağlı olarak evet, mı söylenmiş? Değil mi? Oblomovlar ne yazık ki bütün sistemde var. Ve sistemlerini de keviren bir küme. Keviriyor. Evet. Gorki de bu konuda romanlar yazmıştı. Küçük burjuva konusunda. Tehlikelidir ve şeydir. Kandırır insanlar. Biz bunu da kıramadık. Küçük burjuva bilincini kıramadık. Evet, evet, evet. Çok görüyoruz. Yani neredeyse yani işte umutsuzluk burada bende başlıyor. Ben şimdiye kadar umut taşıyorum ama küçük burjuvaları bu kadar çok görünce herkes de hakikaten var. Gerçi evet, siz o zaman da demişsiniz atölyede. Hepimiz küçük burjuvayız yeri geliyor ama bunu kırmak önemli olan diyordunuz. Kıramadılar. Evet, kırmak çok önemli. Kırdığını sananlar da aslında kıramamış oluyorlar. Yani küçük burjuva sistemin içindeki belirli dayanaklarla onur duyar onlarla. Yani onlar şey, nasıl şimdi mesela şöyle bir duyuru olabilir mi? Böyle duyurusu vardı bunun. Çatınızda gurur duyun. Taksim'deydim. Ben de alay ederdim. Bak adam seminerlerde anlatırdım bunu Özgür Üniversitesi'de. Adam çatınızda gurur duyuyor dedim. Bizim çatı iyi çatı değil, gurur duyamıyoruz. Evde kavga çıkıyor. Karım diyor ki çatı yaptık, gurur duyalım. Yani sana çatıyla sömür.
gerçekten gururlandırır. Evet. Bir şey daha var. Yapılan incelemede 1960-70'lerde işçi sınıfının bulunduğu mahallelerde Coca-Cola ikram hatırlı misafire veriliyor. Herkese verilmiyor. Hmm. Coca-Cola içiliyor ona. Baba ben de içiyorum. Ben de yani ben de şey yapayım. Beni de sayayım. Şeyde de bu sigara da öyle çıkmış. Sigara tekelleri doktorları çıkarmışlar radyolara eskiden ve şeylere gazetelere. Sigara sağlığa faydalıdır diye çıkmış ilk sigara markaları. Tabii. O Marlboro'lar. Şimdi ödül almak bir şey marifet. Şimdi, evet aynen onun gibi. Aynen. Yani ödülü niye aldı da bilmiyor. Ödül durup dururken ödül veriliyor ona. Yani sorsa niye bana verdin bu ödülü dese bilmiyorlar. Hayır bir de ödülden sonra mansiyon var. İkinci derece, üçüncü derece bir şey. Yani arka arkaya gidiyor şeyler. Evet. O da sanat da starsın içinde. Aa evet. Görülmesi gereken. Doğru. O da önemli bir konu. Evet. Ödül yani bir kaldır. Sanat eserinin bir başka sanat eseriyle tabii bunlar artık ne kadar sanat eseri ayrı kıyaslanması. Bu daha iyi, bu daha kötü. Verdiğiniz ödülün gerekçesini söyleyin. Hangi ölçütlerle eserin bir de eser ikinci olmaz. Birincidir. Eserin ikincisi olmaz. Yani iki, mansiyon ikinci olan seviniyor ikinci oldum diye. Bu yarış değil kardeşim. Yani koştun ikinci. Yani görürsün. Yani ikinci geldi. Ne yaparım sen gördün. Romanda nasıl ikinci oluyorsun ki? Romanda birincidir. Ya birincisi ya bitti. Evet. Yani jüriyi değiştirin başka birisi birinci olur belki de. Evet, doğru. Ama gerçi bu ödül sisteminde bunların hepsi palavra. Başka dinamikler var değil mi arka planda? Var. Yani bu işin pazarlaması. Çünkü sonuçta kitapların bir ticari metalaşması var Türkiye'de. İşte tabii o var. Şeyde bahsetmiştik açılış konuşmasında. Okuyamazsın. Değil mi? Şey yarışma jürisi. Tabii okuyamazsın. Okumazlar. Eş dost arasında verilir. Evet. Okumazlar. Yani bir gün anılarını yazacaklar. Biri yazacak, sınırlarına yazacak. Yani okumazlar. Doğru. Çünkü okunacak gibi değil. 50 tane, 100 tane gelir. Hocam tekrar şeye dönersek, bu ayrıştırarak, ögeleri ayrıştırarak irdeleme. Burada şimdi gerçekten çok zor bir yol. Yani bunu insanlara anlatmanın ötesinde dediğiniz gibi çok da bir altyapı gerekiyor. O insanların işte izleyi çıkarabilmesi için, işte toplumsal çözümle yapabilmesi için. Peki ne olacak? Yani şimdi şu var, bu, şimdi sen de söyledin. Bizde bu konu yerleşmedi. Bizde romanın özeti yapılıyor. Tabii. Romanın özeti insana bir şey katmaz. Evet. Anlatabildim. Yani insana katacak olan şey, insanı o romanı okurken insanı estetik bakımdan bir adım ileri götürecek şey bu ayrışmadır. Biz bunu sinemada da yaptık hocam. Benim bir de film irdeleme gruplarım var. Biz orada da bunu uyguluyoruz. Yani bu öyle sadece roman için, öykü için uygulanmış bir şey de değil. Yani çok evrensel bir yöntem. Tabii. Çok evrensel bir yöntem. Ben bunu sinemada olur mu acaba dedim. Bazı filmlerde çok güzel oturdu. Oturur. Oturdu. Ki sinema romana göre biraz daha ekonomik yapılması gereken bir sanat diyelim. Çünkü orada dakikası bilmem kaç para. Dolayısıyla yani iyi estetik kaygısı olan bir insan çok güzel bir film yapabilir. Bu tabii. Sizin ögeleri kullanarak. Yani sizi dedim mi? Evrensel tabii, ögeleri tabii, kullanarak. Evrensel, yani estetiğin kategorileri onlar. Onları ben uydurmadım. Onları Lucas'tan okudum, şuradan okudum. Yani bir romanda var. Romanda eğer yağmur sürekli yağmur yağıyor da hiçbir şey olmuyorsa o yağmur fazla demektir. Atarsın onu. Evet. Yağmur yağıyorsa telaşlanır insan. İşte mesela biz yağmur ben görünce eyvah diyorum. Atacak aklım acaba diyorum. Derdim eskiden. Şimdi burası için düşünüyoruz. Aklım diyoruz. Tamam. Yani Çoğun dediği gibi tabanca varsa patlar. Hı hı. Buna nesnelerin birliği denir. İşte Tolstoy'da Savaş ve Barış'ta nesnenin birliği sayfalarca sürer. Evet. Bokonski savaşta vurulur, yaradan düşer,
gökyüzüne bakar, ilk kez bulutları görür. İlk defa bakmışsın bulutlara. Birdenbire dünyası değişir. Başka bir dünya varmış der. Panoramada da var bu Ankara'nın akşam kapanışı. Kimse var, fark etmiyor. Var. Hepsinin derdi akşam evine ulaşmak ya da kulübe gidip köşten telefon beklemek. Evet. Hocam ben şimdi bu kitaba yavaş yavaş girelim diyecektim ama yine süremiz bu bölüm için bitti. Tamam. Biz bir sonraki bölümümüzde artık bu kitapla ilgili sizle konuşuruz. Beni Taş hocamızla yapacağız ayrıca. Onun serisi ayrı. Biz sizinle bunu yapacağız. Şimdi bundan sonra onun çekimlerini yapacağız. Tamam. Onunla da şiir üzerine konuşacağız. Peki. Bir sonraki bölümde hocam görüşürüz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam.